Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni başarım görevi gölgenin yolu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zil tüm parak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şeyin başa sonunda Meksan'ın iki aziz içeriklerine ulaşabilirsiniz. Gölgenin yolu başarımını tamamlayarak 2 adet klasik sandık kuponu ve 30 başarım puanı elde etmek mümkün. Görevler nedir derseniz. Gölgelerin gücü açıkken aşağıdaki görevleri tamamlayın. Yani mod açıkken diyor bunları yapın diyor. Gölge karargahına bir defa gir. Gölge bıçağı bir defa kullan yani yeni kılıcı kullan. E, canlanma savaşını bir defa tamamla. Canlanma savaşı sadece Erenciz haritasında oluyor. Livik ve Senok haritasında yok maalesef. Şimdi sizlere şu şekilde göstereyim mod Erangel Livik ve Seno haritasına geldi. Ancak canlanma özelliği Erangel haritasında var. Şimdi nasıl bu canlanma özelliği? İlk 8 dakika içerisinde ölürseniz de canlanma kartınız yoksa siz canlanma adasına yolluyor. Ve siz o adadan çıkış yapmanız gerekiyor. Eğer çıkış yapamazsanız ölüyorsunuz ve oyuna geri dönemiyorsunuz. Direkt go to lobby. Zaten oyun içerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım. 3 adet görevimiz var. Kılıcı kullanacağız. Karargahı açacağız ve canlanmaya gideceğiz. Erangel haritasında 3 adet festival alanı var. Prison, Yasyana, Polyana, Georgebul. Bu 3 alana giderek canlanma kartı kazanabilirsiniz. Haritanın çoğu yerine yeni binalar eklendi. Yeni yapılara girerek oradan yedek destek cihazı, işte gölge bıçağı ve kancayı bulabilirsiniz. Aynı zamanda festival alanlarına gidip de, de almak mümkün ve en önemlisi jetonla birlikte marketten de alabilirsiniz. Gölge bıçak nedir derseniz kılıcın resmi ismi. Uçuran kanca da kancanın resmi ismi. Klonlama cihazının resmi ismi de yedek destek cihazı. Gölge karargahı Lutevi. Herhangi bir festival alanına giderseniz festival alanını bu şekilde göreceksiniz. Bu kilitli yeri açmanız gerekiyor. Bahsedilen karargah burası. Yani bu kilitli yeri açmak. Böyle yanıp sönen zipline'lar var. Bu zipline'ları kırarak karargahın kapısını açmamız gerekiyor. Zaten tanıtımda da yer veriliyor. Bakın zaten burada üzerinde nesneleri yok ederek ambarların kilidini aç diyor. Ambarın üstünde renkli zipline'lar var. Renkli zipline'ları kırarak kilidini açabilirsiniz. Ya da yakındaki malzeme ambarının anahtarını bulmanız gerekiyor. Bahsettiğim moda özel yeni malzemeleri marketten de alabilirsiniz. Bahsettiğim zipline'lar bunlar. Böyle yanıp sönen zipline'ları kırarak bu karargahı açabilirsiniz. Karargahın üstünde bakın zipline e, ipleri var. Bu iplerin ulaştığı ana zipline'ı bulup kırmanız gerekiyor. Kırdığınızda karargah evi açılacak. Ve içerisinde LUT sandığı var. Loot sandığını açarak drop elde edebilirsiniz. Bakın şimdi son zipline'ı da kırıyorum. Kırdığımda evin kilidi açılmaya başladı. Evin yanındaki demir parçalar açılacak. Ve açıldığında evin içerisine erişebileceğiz. Evin içerisine geçiş yapıyoruz. Muhteşem bir loot sandığı bizleri bekliyor. Dediğim gibi bu sandığı açarak muhteşem drop silahlarını da elde edebilirsiniz. Ve moda özel gelen eşyaları da buradan da alabiliyorsunuz. Yani karargah görevini bu şekilde yapıyorsunuz. Yani festival alanını atlayınca direkt saymıyor. Buradaki kilitli yeri açmanız gerekiyor. Hani görevde bahsi geçen birinci görev gölge karargahına bir defa gir. Bu şekilde yapılıyor. Gölge bıçağı bir defa kullan. Botla öldürürseniz, gerçek oyuncu öldürürseniz kılıçla öldürmeniz gerekiyor. Tamamen kılıçla öldürürseniz bu görev tamamlanıyor. Ha bug var. Siz düşmanı öldürüp çıktığınızda saymıyor. Oyunu kapatıp yeniden açın sayıyor. Zaten beta'da bolca bu bıçağı incelemiştik. Bıçağın muhteşem bir özelliği var. Kısa sürede olsa mermilerden sizleri koruyabiliyor. Canlanma savaşını bir defa tamamla. Peki bu görev nasıl yapılır derseniz de dediğim gibi Erangel haritasında yapabiliyorsunuz bunu. İlk 8 dakika içerisinde canlanma kartınız yokken ölürseniz sizi canlanma adasına yolluyor oyun. Ve o canlanma adasından çıkmanız gerekiyor. Eğer çıkamazsanız ve başka bir rakip adadaki rakip sizi öldürürse direkt lobiye gidiyorsunuz. Oyunun belirlemiş olduğu noktalar var o noktalara gidip de o adadan çıkış yapmanız gerekiyor ki noktaların e, süresi çok kısa. Yani yetişilmiyor. Şu an canlanma kartım yok yani öldüm. Ve şu an canlanma adasına gidiyorum. Size canlanma adasını göstereceğim. Canlanma savaş süresi burada yazıyor. Bu süre bitmeden adadan çıkmanız gerekiyor. Eğer adadaki bir rakipsi öldürürse maça geri dönemiyorsunuz. Ya da süre bittiğinde siz canlanma noktasına varıp da çıkış yapamazsanız da yine lobiye dönüyorsunuz. Canlanma noktası bu şekilde yeşil dumanlarla gözüküyor. E, süresi var. Kısa süre içerisinde o canlanma noktasına gitmeniz gerekiyor. Eğer e, savaş süresi bittiğinde hala adadaysanız direkt lobiye gidiyorsunuz. Ya da adada başka bir rakip sizi öldürürse maalesef canlanamıyorsunuz. Bu adadan tek çıkış yolu sağ kalıp canlanma noktasına gidip kendinizi tahliye etmeniz. Son bir dakika kala canlanma adasına gönderildim ve paraşütle belli bir mesafeye yaklaştığınızda canlanma noktasının dumanını görebiliyorsunuz. Bakın ben direkt o alana doğru geçiş yapıyorum. Bazen de böyle paraşüt inerken etrafınıza iyi bakın. Ben bakın direkt burada canlanma noktasına 12'den hemen indim ve çıktım. Buradan çıkış yapmanız için tahliye noktasına gitmeniz gerekiyor. Tahliye noktasından çıkışınızı yaptığınızda bu şekilde canlanıyorsunuz. Şimdi görevlerin üzerinden tekrardan geçelim. Gölge karargahına bir defa gir. 3 adet ana festival alanı var. Karargahlar buralarda bulunuyor. Dediğim gibi isterseniz zipline'ları kırın, açın. İsterseniz anahtarı bulun. Bana en kolay zipline'ı kırmak geldi. Alan dışında kalan festival alanına gidip kilidi açılmadıysa zipline'leri kırarak kilidini açabilirsiniz. Gölge bıçak dediğim gibi çoğu yerde çıkıyor. Bıçakla rakip öldürmeniz gerekiyor. Bug'lı birden fazla rakip öldürün ve sayılmazsa da oyundan gir çık yapın düzelecektir. Canlanma savaşı dediğim gibi Erangel haritasına özel. Erangel haritasında ilk 8 dakika boyunca canlanma kartınız yoksa öldüğünüzde size otomatik olarak yolluyor. Oradan çıkış yapmanız gerekiyor. Canlanma noktaları var. O canlanma noktalarına gitmeniz lazım. Ada süreli. Süre dolduğunda o adadan çıkamazsanız ölüyorsunuz. Başka bir rakipsi öldürürse de direkt lobiye dönüyorsunuz. Yani ölüyorsunuz. Yani oradan geri maça dönüş yapabilmeniz için tahliye noktasına gitmeniz gerekiyor ki tahliye noktaları da süreli. Örneğin birinci canlanma noktası 15 saniye içerisinde duruyor. 15 saniyeden sonra başka bir canlanma noktası belirleniyor. O canlanma noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü birine giderken tam bitiyor diğer açılıyor. Görevi tamamlayarak 30 başarım puanı 2 adet klasik sandık kuponu elde edebilirsiniz. Karargah görevi için Harita fark etmiyor. Gölge kılıç içinde aynı şekilde. Canlanma adası için Erangel haritasında oynamanız gerekiyor. Tekli, eşli, takımlı fark etmiyor. Birinci şahıs, üçüncü şahıs da fark etmiyor. Modlu haritayı oynamanız yeterli. Erangel'in Levixianok haritasında gölgelerin gücü var. Karargah ve kılıç görevini Senok ve Levik haritasında yapabilirsiniz. Ama canlanma adasını Erencil haritasında yapmanız gerekiyor. Canlanma adası Erencil'e özel olarak geldi. Kimler bu başarım görevini yaptı yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğen atarak ve yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği için videomu çevrenize paylaşmayı unutmayın. Videoyu başarımı yapmayan arkadaşına gönder o da yapsın. Abone olup bildirimleri açarak da bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Diğer başarım görevlerinde yapılışlarını gün içerisinde paylaşacağım.